Selam arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir menekşe videosuyla daha karşınızdayım. Sizden ricam lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Kaçırdığınız yerler olabiliyor, sorularınızdan onu anlıyorum. Bugün sizlere çok güzel bilgiler vereceğim yine. Ben hiç menekşe çoğaltamıyorum, hiç köklenmiyor. Köklendiğini zaten saksıda göremiyorum. Her gün suluyorum ama köklenmiyor diyen arkadaşlarımız var. Yapılan yanlışlar hakkında bilgi vereceğim. Bir tane arkadaşımız yazmış, lütfen bana yardım eder misin? Çiçeklerimin hepsi böceklendi diye. O konuda da bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ben direkt toprağa dikerek çoğaltma yapıyorum. Köklendirme yapmadan direkt toprağa dikerek çoğaltıyorum. Bu yöntem devamlı yıllardır yaptığım bir yöntem. Ama arkadaşlarımızdan bazıları o şekilde çoğaltamıyorlar. Nedeni de şu, toprağa dikiyorlar köklensin diye aşırı derecede sulama yapıyorlar. Kün aşırı sulama yapılıyor. Veya gelen mesajlardan bana söylenen, her gün suluyorum ama bir türlü köklenmiyor. Hiç fidan oluşmuyor, yaprak çıkmıyor. İşte köklendiğini göremiyorum diyor. İşte ne yapabilirim? O arkadaşlarımıza da saygı duyuyorum. Bilmedikleri için bunu toprağa diktiğin anda çok sulamayla beraber köklenmiyor. Sadece toprağı kuru olduğu zaman, ihtiyacı olduğu zaman sulayacağız. Ben size farklı bir yöntem göstereceğim ve hiç herkes menekşesini köklendirebilecek. Köklendirme yöntemiyle beraber çoğaltabilecek aynı zamanda. Çok basit bir yöntem. Şimdi sizlerle beraber yapacağız. Ben bir tane kendim yaptım önceden. Bakın şurada tarih koydum üzerine. Ayın 14'ünde ben bir köklendirme işlemi bu kavanozda yapmaya başladım. Nedeni de şu, tarih koymamın kaç günde ve ne kadar zamanda köklenme yapacak diye bir tarih koymuştum. Bugün ayın kaçı? 25'i değil mi arkadaşlar? Bugün ayın 25'i ve ben bunu 14'ünde bir köklendirme işlemi yaptım. Suya ne kattım, ne şekilde yaptığımı şimdi onu anlatacağım. Beraber aynısını yapacağız. 14'ünde yaklaşık 11 gün oldu. Ben şimdi streç filmle kapattım bunun ağzını. Nasıl yapıldığını size anlatacağım ama önce köklenip köklenmediğini sizinle beraber bakalım. Kavanozdan gözüküyor. Çok güzel bir şekilde köklendi. Ben onu size böyle yakınlaştırarak da göstermek istiyorum. O yüzden açacağım. Sonra tekrar kapatacağım arkadaşlar. Açmadan çekersem kırılabilir kökleri. O yüzden açmam gerekiyor. Sizinle beraber açalım. Sonra tekrar sarıp yerine koyacağız. Köklendirme işlemini bir görelim. Evet, şimdi naylonunu birazcık yırtarak köklerine zarar vermeden çıkartabilirim. Oo, bakın arkadaşlar, şöyle iyice yakınlaştıracağım kökünü görmeniz için. Bakın, görüyor musunuz kök, şu kısımdaki kökler, kameraya iyice yaklaştırıyorum. Görüyorsunuzdur eminim. Ve çok güzel bir şekilde köklenmiş. Görüyor musunuz köklerini, beyaz beyaz nasıl bir köklenmiş? Sadece 11 günde. Bunu hemen yerine koyuyorum. Bizim köklenme işlemimiz 11 günde burada tamamlanmış. Ben bunu nasıl yaptım? Suyuna neler koydum? Şimdi sizinle beraber yapalım. Bunu hemen yerine alıyorum. Şöyle kenara alacağım arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane daha kavanoz alıyoruz. Çok basit. Neden bu kadar çabuk köklendi? 11 gün. Normalde 15'te 18 gün arasında suda kökleniyor biliyorsunuz. Hızlı köklenmesi için ne yapıyoruz? Her zaman size tavsiye ettiğim sarımsak. Bu o kadar besleyici ki. Bütün çiçeklerinize birer tane koyun diye ısrarla söylüyorum. Hiçbir şekilde çiçekleriniz kurumasın, solmasın arkadaşlar. Bir diş sarımsak. Ve suyla nasıl çoğaltabiliyoruz? Ne kadar hızlı bir şekilde köklenmesini istiyorsanız, bir diş sarımsağı alıyoruz, kavanozumuzun içine attık. Değil mi arkadaşlar? Bakın, kavanozun içine bir diş sarımsak ezilmiş ve soyulmuş. Ve onun üzerine bu yöntemi yaparsanız evinizde koyacak yeriniz kalmaz. Çok hızlı köklenmesini istediğiniz için bu yöntemi size gösteriyorum. Ve yumurta kabuğu arkadaşlar. Yumurtayı kırdım ben sabah. Kabuklarını atmadım. Sırf şu videoyu çekeceğim için de kabuklarını şöyle kenarda beklettim. Bunları küçük küçük böyle kavanozun içerisine bölüyoruz. Bir diş sarımsak ve yumurta kabuğu. Ben şöyle yumurta kabuklarının hepsini koyacağım. Çok hızlı bir şekilde köklenmesini istiyorum. Evet, burada sorabilirsiniz. Yumurta pişmiş, haşlanmış yumurtanın kabuğu mu yoksa çiğ mi diye, muhakkak öyle bir soru geleceğini tahmin ettiğim için söyleyeyim. Fark etmiyor. Ama pişmemiş olan yumurtanınki çok daha vitaminlidir.
Haşlanmış olanınki de çok vitaminli. Onu da suyuyla biliyorsunuz çiçeklerimizi suluyoruz. Evet. Şimdi elimi kuruluyorum. İçerisine bir diş sarımsak ve yumurta kabuklarını koyduk. Bu kadar, işlem bu değil. Üzerine su dolduracağız arkadaşlar. Şurada ben oda ısısında beklettiğim sularım var şişenin içerisinde. Bununla beraber şu ağız kısmına kadar gelecek şekilde suyu dolduruyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Yine sadece bir diş sarımsak ve yumurta kabuğu. Çok hızlı bir şekilde köklendirme sağlıyor. Onun için de şöyle size gösteriyorum. Şimdi ben bunun üzerini streç filmle kaplayacağım. Masamın üzerinde streç filmim var. Hemen şöyle kenara çekeyim şunları. Önünü açalım. Ve streç filmimizle bunu kaplayalım. Şöyle kenarda. Evet. Burayı hemen açalım. Evet, ben üzerini gördüğünüz gibi streç filmle kapattım. Şimdi ne yapacağız? Çok basit bir yöntem. Kalemle beraber, elimizde bir tane kalem var arkadaşlar. Kalemle beraber buradan delik açacağız. Kaç yaprak koyacağız? Buna 4 tane yaprak koyabiliriz. 6 tane de koyabiliriz ama ben 4 tane koyacağım. Hangi yaprakları koyacağız onu da göstereceğim. Çok basit bir şekilde. Şöyle bir delik açıyorum buraya. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. 4 tane delik açtım. Ben 4 yaprak koyacağım. Burada streç filmi koymamızdaki maksat şu. Yapraklar suyun içine düşmesin. Sadece sap kısımları suya değsin istiyoruz. Çünkü yaprak kısımlarını suya düşerse zaten çürür. Köklenmez arkadaşlar. Köklenmesini istiyorsak şöyle delikleri açtık. Ve buna hangi yaprakları kullanacağız? Menekşenin hangi yapraklarını? Benim devamlı çoğalttığım menekşem bu, biliyorsunuz. Hep gösteriyorum. Güçlü olacak arkadaşlar. Mesela aldığınız yaprak güçlü olacak. Şuradan bir tane alıyorum. Güçlü bir yaprak bu. Görüyorsunuz gayet yeşil, sağlıklı bir yaprak. Böyle solmuş, solmaya yüz tutmuş yapraklardan olmayacak. Bundan bir tane aldım. Neden? Diğer çiçeklerimden de alacağım. Onlar da farklı farklı duruyor çünkü. Bir tane koyduk. Böyle yatay duracak zaten arkadaşlar. Hani böyle dik duracak diye uğraşmayın. Bu şekilde duracak. Şimdi şu mor menekşemin de en canlı yapraklarından alacağım. Yeşil yeşil, görüyorsunuz ne kadar canlı. Hemen şuradan alttan bir tane çıkartıyorum. Bir tane de bundan alalım. Hatta ikisini bu mor menekşeden almak istiyorum ben. Şuraya hemen koyuyorum. Bir tane daha alalım. Bunun yaprakları çok güçlü. Evet. Şunu alabilirim. Menekşemizi şöyle kenara çekelim biraz. Bir tane daha yaprak koyduk. Şimdi bir tane daha koyacağız. Onu da pembeden alayım ben. Bunları hepsini aynı menekşeden ben çoğalttım arkadaşlar. Aynısından çoğalttığım halde görüyorsunuz pembe var. Pembe açmış. Mor açmış. Bir de pembe, böyle beyaza yakın bir rengim var. Evet, şimdi şuraya bir tane de yaprak şu pembeden koyalım. Güçlü bir yaprak alalım şuradan. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir köklendirme suyu hazırladık. Vitaminli bir su. Bunun içerisinde özellikle söylüyorum, sadece yumurta kabuğu var. Bir diş sarımsak var. Bir kavanozu koymamızdaki maksat şu. Çok rahat bir şekilde köklendiğini görmeniz için. Yani böyle kavanoza baktığınız zaman köklerini göreceksiniz. Ve günden güne takip edeceksiniz ne zaman köklenecek diye. Tahmini, yani süre olarak söyleyeyim, 11 günde köklendi şu benim yaptığım. Görüyorsunuz aynı şekilde yaptım, 11 gün. Bu çiçek yapraklarının farklılığına göre daha erken de olabilir, geç de olabilir. Bunun üzerine de bir tarih yapıştıralım arkadaşlar sizinle beraber. Bugün ayın 25'i demiştik. Sonra köklendiği zaman bir dahaki videomuzda, köklendiği gün ben sizle tekrar buluşmak istiyorum çünkü. Şöyle kavanozuma yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Üzerine 25 yazacağım. Mart'ın 25'i değil mi arkadaşlar? 3. ayın 25'i, 25 ve 3 yazayım yeterlidir. Sizinle beraber bu videoda tarihini atalım. Evet, gördüğünüz gibi tarihini attım. Ve ben bunu bekleteceğim.
Onu da şöyle bir kenara koyalım. Farklı gelen sorular da var. Bir iki soruya daha değineceğim. Arkadaşlar bunu bu şekilde yapın. Mutfak camınızın önü. Mutfakta özellikle mutfak nemli olduğu için ışık alan, güneş gören ama doğrudan güneş değil bir yere koyun. Ve orada bekleyin. Toprağı dikip de neden köklenmiyor, ben devamlı suluyorum demenize de gerek kalmayacak. Bunu artık sulamayacaksınız. Bu köklenene kadar bunun içinde kalacak. Bunun suyu azalmıyor. Neden azalmıyor? Streç filmle kapattığımız için su içinde muhafaza ediliyor. Sıcak havadan buharlaşıp da uçmaması için. İçinde de bütün vitaminlerimiz var. Yumurta kabuğu ve sarımsak koyduk. Şimdi bekleteceğiz. İnanın bu yöntemi de deneyin. Ben normalde direkt toprağa dikiyorum ve çok memnunum. Ama bazı arkadaşlarımız bu o yöntemden çok başarı sağlayamadıkları için bu yöntemi anlatmak istedim sizin için. Bakın benim şu an şurada 2, 4, 6 tane daha menekşe. Şunları ben dikerken sizinle beraber dikeriz o yöntemlerini de anlatmak için. Bakın göklendi ne kadar güzel görüyorsunuz. Suyun içerisinde kocaman gökleri var. Bunu da dikeceğim. Bir veya iki gün sonra birazcık daha bekleteyim. Evet arkadaşlar bu şekilde bunu size anlattım. Şimdi bunları kenara alayım. Böceklenme için ne yapabiliriz diyor arkadaşlarımız. Neden benim çiçeklerim böceklendi? Çok üzüldüm. Bir arkadaşımızın çok da güzel çiçekleri var. Bir sürü çiçek yetiştiriyorum diyor. İsimlerini falan da yazmış. Çok üzüldüm. Arkadaşlar çiçekler böceklenmeden önce. Hani böceklendi şu anda ne yapabiliriz? Yine sarımsak koyabiliriz. Saksıların içerisine ezilmiş esmer şekerle beraber sarımsak koyabiliriz. Ama artık böceklendi. Onun için nasıl bir çare üretebiliriz? Şu yapraklarını silebiliyorsunuz arkadaşlar. Bazıları diyor ki yapraklarına su değmeyecek, hemen çürüyor. Menekşelerin yapraklarını silmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nemli bir bezle beraber sabunlu bir suyun içerisine, saf sabunun içerisine batırıp yapraklarını sileceğiz ve o sineklerden, böceklerden temizledikten sonra saksımıza muhakkak bir diş sarımsağı dikiyoruz, koyuyoruz. Yani ezilmiş esmer şekerle beraber karıştırıp koyuyoruz. Devamlı bana gelen soru şu: esmer şeker değil de beyaz şeker olur mu? Olur. Evinizde yoksa onu da koyabilirsiniz. Esmer şeker koymamızdaki maksat şuydu. Esmer şekeri karıncalar sevmiyor. Böcekler sevmiyor. Çünkü tatlı olduğu için sarımsak olsa bile karıncalar sarımsağın kokusunu sevmediği halde saksınıza gelebilir. Onun da gelmemesi için esmer şeker her yerde var aslında arkadaşlar. Bulabilirseniz ondan koyun. Onu da aksatmayın diyorum arkadaşlar. Bir başka soru geldi bana. Sizin çiçekleriniz çok güzel açtı, bayılıyorum ama benim çiçeklerimde aşırı yaprak var ama çiçek yok. Bekliyorum, bir yıldan beri benim çiçeklerim hiç açmadı diyen bir arkadaşımız var. Onun nedeni şu, şöyle çiçeğimizi önümüze alarak göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu benimkinin alt yapraklarından aldım, çoğalttım. Bu benim çoğalttığım, büyüttüğüm bir çiçek, görüyorsunuz ne kadar güzel açmış. Bunun üzerinden anlatmak için bunu önüme aldım. Eğer saksınızdaki çiçek bütün yapraklar bu saksıyı doldurmuşsa, bir sürü yaprağı olmuşsa ve hala açmıyorsa, bilin ki o bütün güç, o çiçekteki bütün güç toprağa gidiyordur. O yüzden çiçeğiniz açmıyor. Peki ne yapacağız toprağa gitmemesi için? Şu alttan yapraklarımızdan azaltacağız. Azalttığımız yapraklar da çok güçlü yapraklar olduğu için, onu da size gösterdiğim şekilde bakın, şöyle büyük bir kavanoz alın, üzerini streç filmle kapatın. O kopardığınız yaprakları sakın çöpe atmayın. Onları bu şekilde, benim gösterdiğim şekilde videoyu lütfen dikkatlice izleyin. Ve bütün yaprakları kavanozlara, böyle bir kavanoz büyük olabilir, birkaç tane küçük olabilir, onlara da koyabilirsiniz. Streç filmle kapatın. İçine yumurta kabuğu, sarımsak koyarak bu azalttığınız, yani çiçeğinizin yapraklarını azaltıyorsunuz. Onları kavanozda köklendirmeye bırakın. Sizin ihtiyacınız yoksa komşularınıza verirsiniz. Köklendirmek için böyle hazırlayın. Hediye edin arkadaşlarınıza. Çok mutlu olurlar eminim. Onlara verin. Çiçekleriniz eminim. O arkadaşımızdan bahsediyorum. Çok güçlü ama toprağa gidiyor gücü. Çiçek açmaz. Şöyle şu kadar olsun yaprakları. Benim şu çiçeğimi baz alın. Şöyle iki sıra diyelim. Bir girişte hemen çiçeğin yanında olacak şekilde. Bir de burada iki sıra olsun. Yani bayağı azaltın yapraklarını. İnanın hızlı bir şekilde açacaktır. Açmaması mümkün değil. Hiç mümkün değil. Bir de arkadaşımız dedi ki benim çiçeklerimde sararan yapraklar var. Kuruyan çiçekler var açmış olanlarda. Benim çiçeklerim neden yaprakları soluyor? O konuda bilgi verir misiniz?
Arkadaşlar bütün çiçeklerin şu alt kısımlarında bazı yapraklar sararabilir. Bazıları kuruyabilir. Önemli olan şu gövdenin sağlam ve sağlıklı olması. O kuruyan yaprakları da hemen saksımızdan almamız lazım. Mesela böyle sararmış bir yaprak gördünüz bu canlı da. Böyle hemen dibinden alın, korkmayın. Hiçbir şey olmaz çiçeğinize. Eğer o sağlıksız olan yaprakları çiçeğinizde bulundurmaya devam ederseniz çiçeğiniz kurur, yavaş 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 özüne doğru gider ve çiçeğiniz kurur. Onun için sararan yaprakları alın, çiçeğiniz güçlensin. Bu ortadaki çiçeklerden bahsettik geçen son videomda. Bunun çayını yapabilirsiniz dedik, pilava katabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız yanlış anlamış. Ben çiçeklerimi yemek istemiyorum diyor. Arkadaşlar ben bu konuda size bilgi verdim. Bulgur pilavına kattığınız zaman şundan 3 dal çok güzel oluyor dedim ve ben yapıyorum. Çayını yapabilirsiniz dedim. Burada yanlış anlaşılan bir konu var. Bütün çiçeğinizi yemeyeceksiniz ha, yemeyin zaten. Ben de yiyemem. Ben size sadece menekşeler hakkında bilinmeyen konuları anlatırken şöyle bir konudan bahsettim. Bazı yabancı ülkelerde ben çok yabancı arkadaşım var Amerika'da yaşadığım için şu yapraklarını sebze olarak kullanıyorlar. Ama onların evinde böyle bir tane menekşe yok. Kocaman bahçeleri var. Üstü kapalı balkonları var. Orada yetiştiriyorlar sırf sebzesinden faydalanmak için. Onun yapraklarını yiyorlar. Böyle biz evimizdeki çiçeklerimizi tabii ki yemeyeceğiz arkadaşlar. Ben size sadece menekşenin bir süs bitkisi olmadığı ve bunun farklı ülkelerde ne şekilde kullanıldığını anlatmak için ben bu bilgileri veriyorum. Ama çayını ben daha dün içtim. Çok çok güzel oluyor. Şöyle 3 daldan çayını yapıyorsunuz 3 çiçekten. Nefis yani öksürüğü de kesiyor, balgamı çıkarıyor. Faydalarını diğer videomda anlatmıştım. Tekrar da izleyebilirsiniz. Ben özellikle şunu tavsiye ediyorum. Videoları lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kaçırdığınız noktalar oluyor. Ben bana gelen mesajları en ayrıntılı şekilde gelen soruları tekrar cevap olarak yazıyorum. Hiçbir zaman üşenmiyorum. Çok çok teşekkür mesajları da alıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayenizde çiçeklerim canlandı. Sayenizde bir sürü çiçeğim oldu. Çok çok güzel mesajlar alıyorum. Mutlu oluyorum. Sizin yüzünüzde bir gülümseme bırakabiliyorsam ne mutlu bana. Ben bunu bir hobi olarak yapıyorum. Ama burada farklı yerlerde, okullarda falan beni çağırıyorlar çiçek bakımları hakkında. Çocuklara bilgi verir misiniz diye severek gidiyorum. Yan komşumun burada bütün evler bahçeli olduğu için bahçesinin çiçeklendirmesini bana yardımcı olur musun? Sen yapar mısın dedi çiçek alacak ve onun bahçesini düzenleyeceğim. Onu da size çekip göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük bu konularda size bilgi vermek istedim. Şu köklendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle anlattığım şekilde yapın. Evinizde menekşe koyacak yeriniz kalmayacak. Ben size garanti veriyorum. Kesinlikle böyle rengarenk menekşeleriniz olsun. Ben severek size cevap veriyorum. Sorularınızı yine bekliyorum. Çok yakın bir tarihte bir canlı yayın yapacağım arkadaşlar. Orada karşılıklı soru soracaksınız. Ben de size anlatacağım yine. Farklı menekşe videolarıyla yine karşınızda olacağım. Sizin kafanıza takılanlardan yola çıkarak ben bu videoyu hazırladım. Sonuna kadar izlerseniz ve bana yorum atarsanız çok memnun olurum. Çiçeklerinizdeki sorunları bana yazın. Herhangi bir çiçek olabilir, sadece menekşe değil. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Her zaman cevaplandırırım. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Bol menekşeli günler. Evinizdeki rengarenk çiçeklerinizi görmeniz dileğiyle. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.